Profesör Doktor Sayın Mim Kemal Öke 1973 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde iktisat ve tarih alanlarında yüksek tahsilini tamamladı. Sussex, Cambridge ve İstanbul Üniversitelerinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ihtisası yaptı. 1980'de Türkiye'ye gelerek akademik kariyere yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde 1984'te doçent, 1990'da profesör oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi dekanlığı yapmakta, siyaset bilimi alanında dersler vermektedir. Şimdi Medeniyetin Cümle Kapısı adlı konferansımızın moderatörü, doçent doktor Sayın İsmail Şahin ve değerli konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mim Kemal Öke'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Benim için oldukça heyecanlı bir durum, kusuruma bakmayın. Gençliğinden beri böyle değerli bir hocanın kitaplarını okuyarak, programlarını takip ederek ve şimdi de karşısına geçip moderatörlük yapmak kolay bir şey değil. Sürçülisan edersek eğer şimdiden affola, heyecanımı mazur görün. Yok, bence çok güzel oldu. Hayat her zaman için, hani devran döner derler ya, bu güzel kardeşimiz, akademisyen olan kardeşimiz, bu üniversite için büyük bir kazanç, doçentlik jürisindeydi. Soru soran bendim. O zaman düşüneceksiniz, bir gün size de soru sorulacak diye. Bence çok tadına var. Eğlen bence, bak. Bu bağlamda ilk olarak şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu hepimizin merak ettiği bir soru. Dünyanın geneline baktığımız zaman bir tarafta mutsuz bir zenginlik, diğer tarafta ise savaşlar, çatışmalar, salgın hastalıklar, bir yandan bir yana savrulan insanlar yani göçler gibi birçok trajik olay günümüzde cereyan etmektedir. Tüm bu olayların sizin hem tarih hem uluslararası ilişkiler bilginiz çerçevesinde medeniyet ve uluslararası sistem bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendiremiyorum. Yani bir kere ağırladığınız için teşekkür ederim. Çok önemliyim. İsmail Bey de hakikaten şu an bizle şey yaptı. Biz düşündük ki hem sizin sorularınız hem İsmail Bey'in sorularıyla böyle daha enformal bir atmosferde buluşuruz. Uluslararası ilişkiler konusunda modellemeler yapmak sen zaten gayet iyi biliyorsun. Burada da genç arkadaşlarımıza da öğretiyorsun. Çok bilimsel konuşmak icap ederse ben hep karşılaştırmalı yaklaşımları ve rağbet ettim. Mukayeseli siyaset biliminde ve uluslararası ilişkilerde. İkincisi, disiplinler arası olmak bence çok önemli. Sadece uluslararası ilişkileri anlamak için kullanılan teoriler yetmeyebilir. Sosyal bilimleri daha holistik çerçevede ele alıp oralardan belki ödünç aldığımız kavramlarla izah etmek mümkün olabilir.
Şimdi 21. yüzyıl, yani bu size müjdem olsun, geçmişteki bütün yüzyıllara kıyasla çok daha zor bir yüzyıl. 21. yüzyılın insanı daha çok zor ve 21. yüzyılın sistemi yani mimarisi açısından da bundan önceki dönemlere ilişkin grand teorilere kıyaslandığında son derece karmaşık, çelişkili, içinden çıkılmaz bir halde. Biraz evvel dedim ya, diğer bilimlerden anlamalı. Bana soruyorlar, hocam diyorlar, ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ne olacak bu dünyanın hali? Ya, bu dünyanın hali ne olacak dendiği vakit, şimdi siz zannediyorsunuz ki biz gariban öğretim üyeleri, rasyonalite egemen olan, pozitivist ve sekülerist bilimle çözebileceğimizi zannediyorsunuz. Yani insanı rasyonel bir hayvan olarak düşünerek, bunun neticesinde verebileceğimiz çözümleme çerçevelerini tutacağını zannediyorsun. İktisatta da böyle değil midir hocam? Aha öyle insan yok. O bitti. Öyle bir insan yok. Şimdi 21. yüzyılı anlamak için bence uluslararası ilişkilercilere gitmemek lazım. Yani Sayın Rektör'ün bu üniversitede akıl ve ruh sağlığıyla ilgili bölümler var mı tıp fakültesinde? İşte olduğu vakit ona başvurmamız lazım. Çünkü 21. yüzyıldaki siyaseti anlamanın yolu psikiyatriden geçiyor. Psikoloji falan da açtık abi. Sosyal psikolojiyi falan da açtık. Şimdi siz bana Trump'ın normal bir insan olduğunu söylerseniz eyvallah derim yani. Yani şimdi diğerleriyle kıyaslayarak bizim bunu algılamamız mümkün değil. Yani normal bir insanı görüyormuşçasına bizim bir siyaset uygulamamız bizi hüsranla karşı karşıya çalışacak, getirecektir. Onun için işte mesela Profesör Kemal Sayar falan gibi o tip insanların sosyal hayatı irdelemesinde bence yarar var. Biz tükettik oğlum, iflas ettik. Bizim dayandığımız temeller, o bilimsel sütunlar bitti. Psikiyatriye bir acayip etmek mecburiyiz. Adamı anlamak için öyle. Yani bir Hitler çıkmıştı biliyorsunuz, Adolf Hitler. Psikoanalizis falan dediler. Şimdi yani normal insanları ve karar vericileri anlamak açısından mümkün değil. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Hocam gençler geçenlerde buraya gelirken buraya geldim. Bizim hanım televizyonlarda gezmeyi sever. Ben akıl sağlığımı televizyon seyretmemeye borçluyum. Benim deliliğim başka cihetlendi. Ama şimdi bir CNN International'da bir profesör yapılan bir araştırmayı, global ölçekte bir araştırmayı ortaya koyuyor. Diyor ki, dünyadaki bipolar sayısı geçmişe nazaran 10 katı diyor. Şizofren sayısı geçmişe nazaran 10 katı diyor. Sapık sayısı geçmişe nazaran şu kadar diyor. Siz böyle bir iklimde çalışıyorsunuz. Yani bunu hani obezite bir sorun. Ama obezite yemekle ilgili olan bir sorun değildir ben. Obezite daha ziyade akıl ve ruh sağlığıyla ilgili bir sıkıntımız var. Akıl ve ruh sağlığında sorunu olanlar arabayı böyle kullanırlar. Çocuklarına böyle davranırlar. Kedilere işkence ederler. Karısını 8 yıl sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürürler. Bu neden oluyor? Bizim uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanları olarak buna cevap vermemiz lazım. Yani baktığımız vakit biz, sevgili İsmail, şimdi füzelere bakıyorlar. Füzelere bakıyorlar, o işte kimin füzeleri? Yani Koreli. Öbür taraftan bakıyorlar, işte Trump ne yapacak buna vesaire. İşte, tamam mı? Ama burada bence topyekün bir cinnet hali yaşıyoruz. Yani bir dal esmasının egemen oldu. Ha bunun cevabı var mı? Var arkadaşlar, bu geliyorum dedi zaten. Yani şöyle ki, senin de her zaman yazdığın gibi, altını da çizdiğin gibi, benim neslim Berlin Duvarı'nın yıkılışını gördü. Berlin Duvarı yıkıldığı vakit hepimiz ne kadar çaylaktık. Ay, kurabiye bilim adamları. Ne kadar iyi niyetli. Ama Cinderella'lar, Cinderella profesörler. Soğuk savaş bitti, her şey çok iyi olacak. Refah toplumu geldi, artık inanılmaz ilerlemeler oluyor, cep telefonları iletişim devrimi,
postmodern bir döneme geçiliyor, post endüstriyel toplum, artık herkes liberal olacak, herkes mutlu olacak. Böyle Cüneyt Arkın, Emel Sayın filmlerindeki birbirimize böyle buluşacağız. Samanyolu şarkısını söyleyeceğiz. Hiç de öyle olmadı. O teorilerin, liberal barış teorilerinin hepsi çöktü. E peki, uzmanlar buna ne dediler? Uzmanlar bir laf söylemeye başladı. Canım hocam, sizin yanınızda konuşuyoruz, kusura bakmayın. Ama uzmanlar age of absurdity dedi. Absürdite. Absürt bir dönemde yaşıyoruz zaten. Biraz İlber Ortaylı gibi konuştum ama absürt ya. İsterseniz Hüseyin Hatemi de olabilirim bu arada. Tabii bunu kullanalım. Bunu kapatalım. Bunu sürleyelim. Tabii. Tamam, böyle de geliyor mu sesin? Hocam, kontrol kenara alabilirsin, seyyar. Tamam. Yani şimdi arkadaşlar, baktığınız vakit geliyor değil mi ses? Çılgınlık çağı diyorlar ya. Ve çılgınlık enteresan bir şekilde barbarlık çağı olarak geri geliyor, vandalizm olarak geri geliyor. Yani bize eskiden ne öğretirlerdi? Bize eskiden uluslararası ilişkiler bir güç ve iktidar mücadelesidir. Ha, bu mücadele ekonomik nitelikli olabilir, stratejik vesaire. Ve bunları anlamak için çeşitli teoriler verilirdi. Fakat 21. yüzyılda ben şuna kanaat getiriyorum ki artık her gece televizyonda ve bir şekilde de karşımıza çıkan ve egemen olan bu komplo teorisyenleri sayesinde insanlarımız politik paranoya, sosyal şizofreni içerisine düştüler. Ha bu uluslararası ilişkilerde komplo yoktur manasına gelmez. Komplolar var. Ben komploları yazan bir adam olarak bunu söylüyorum. Mesela Musul meselesine vesairesine bakınız. Komplolar zaten aşka. Sizin komplo üretmenize gerek yok arkadaşlar. Kafanızı yok. Yani komployu olduğu gibi görebilmek meselesi. Ama bunun ötesinde bir takım komplolar çıkartırsanız insanları hakikaten şizofrenik hale getirirsiniz. Bence 21. yüzyılda insanlar giderek pek çok sebepten dolayı şizofrenik olur. Yapılan son araştırmalar şunu gösteriyor ve çok tehlikelidir arkadaşlar ve ben bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak füze sayısının artmasından ziyade o füzeleri ateşleyecek siyasilerin düğmeye basma heyecanının çok daha tehlikeli olacağını düşünüyorum. Çok daha tehlikeli olacağını düşünüyorum. Silahlar her zaman var olacak ama insanların beyinleri, akılları, aşkları ve kalpleri ve vicdanları olmazsa o zaman dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıkacaktır. Yaşanılan bir yer olmaktan çıkıyor. 21. yüzyılın en büyük sıkıntısı nefret sendromuyla dolu olmasıdır. Ben bunlara işaret etmek istiyorum ve ben bunların üzerinde durduğumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu veriyi yani insanlığın giderek çok daha kötü olduğunu gösteren göstergelerin ötesinde benim sorduğum bir soru vardır. Medenileşmenin neresi? Yani 21. yüzyıla geldik de 21. yüzyılın insanı acaba 19. yüzyılın insanından daha mı medeni? Daha mı civilized? Daha mı sorunlarını anlaşarak, uzlaşarak, konuşarak, tartışarak, siyasetle halletmeye çalışıyor? Yoksa acaba vuruyor, kırıyor? Daha fazla vuruyor, kırıyor. Ve daha sıkıntılı olan bir tarafı var. 21. yüzyılın dokusunda insanların giderek çıkarcılaşması, katılaşması ve kabalaşması nefret sendromunu da beraberinde getiriyor. İdeolojiler çekildi. Onun yerine daha pragmatik, insanın insanı imha ettiği bir tür garip orman kanunu ortaya çıktı. Siz de görüyorsunuz, çok sinirleniyorsunuzdur. Benim de içim yanıyor ve bunu araştırmak için de ortaya çıktık. Üniversitemizde araştırmalar yaptık. Yabancı kurum, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaptık. Niye? Adam hakikaten sapık olduğu için mi 3,5 yaşındaki çocuğu ifade edip öldürüyor? Yoksa başka bir neden mi? Sebep nedir biliyor musun? Başkasından, yakinliğinden intikam almak. Öylesine nefret doluyor ki sağdan, soldan, şuradan, buradan öylesine bir nefret yumağı haline geliyor ki karşısındakine bir ceza vermek istiyor. Bunu mertçe yapacak yerde onu acıtacak, onu kahredecek en uç noktaya ulaşıyor.
en uç noktaya ulaşıyor. Ve insanlık bu halde. Yani biz hala kolektif füzeler, terörle uğraşıyoruz ama bireysel terör, aslında en büyük terör bizim kendimiz için. Yani 21. yüzyıl, çok daha zor bir yüzyıl. İsmail senin soruna bu şekilde de bir cevap verilmedir. Ama biz biraz burada uluslararası ilişkiler uzmanları olarak iklime bakma durumundayız. Hocam şimdi... Verilere değil, iklime. Zamanın ruhu. Zamanın ruhu, şeytanın ruhu. Doktor Faustus Isberg. Şimdi hocam, zamanın ruhu demişken, siz bir konuşmanızda şunu söylediniz. Günümüz medeniyeti insanlığı ATM ile ABM arasına sıkıştırdı. Yine Birleşmiş Milletler'de daha önce çalışmış bir uzman olarak, o Kant'ın da işte 18. yüzyılda ortaya attığı, daha sonra insanlığın sürekli ezber halde konuştuğu o ebedi barış, bunu kurumlar mı sağlayacak? Yani biz Birleşmiş Milletler'e mi ümidimizi bağlayacağız? Bu az önce bahsettiğim sorunların ortadan kalkması için. Yoksa ATM ile ABM arasına sıkıştırılmış insanlıktan mı medet umacağız? Sen git Konfüçyüs'ü bul da ona sor. Yakaladın burada benim bedava. Yok abi hocam, tadını çıkarın dediniz. Yaşıyoruz. Arkadaşlar bir kere ne olur Allah aşkına veya Allah, yani inancımız olmayabilir, yani kutsallarınız ne varsa onun aşkına ne olur biraz düşünün, yani biraz ezber bozmak lazımdır. Yani sıra dışı olmaya çalışın, sıra dışı olmaya çalışın. Çok fena kazık yediğimiz inancındayım ben, bizden önceki hocalar tarafından, bazı hocalar tarafından. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bize hep eskiden şunu söylemişlerdi, hatırlar mısınız? Hemen endüstrileşmek lazımdır, sanayi toplumları iyidir, tarım kötüdür. Aa, şimdi buzdolabını yiyeceğiz bir süre sonra, öyle mi? Yani dünyada kıt kaynaklar vardır, ondan sonra insanların ihtiyaçları da çoktur, sınırsızdır. Onun için böyle bir bölüşüm savaşı vardır, doğru mu? Bunu söylemiştik. Çünkü Tanrı hep depolu yarattı dünyayı da, kainatta depolu mal. Çadır günlerinden buldu Allah, kakaladı bize yani bu dünyayı. Yok öyle bir şey, herkese yeterli derecede yapar. Bozan insan, yani ekolojiyi bozan, dışarıda kitabında gördüğü ekolojiyi bozan insan da hocam burada işte. Yani. Doğru mu hocam? Yani denizde bir yanlışlık var mı? Deniz kendi kendini temizliyor. Bizim yaptığımız enayilikleri temizliyor, affedersiniz yani. Takır 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 böyle atılan sintineleri orada yetişemiyor artık insanların kirletmeli. Yani demek ki bir takım sıkıntılarımız var. Bir de şey, hadiselerine çok bozuluyor. Ben 68 kuşağını ondan sonra biraz eteğinden yakalamış bir insanım. Ve 68 kuşağını sağda da solda da olsun bence çok yiğit insanlardı. Şu açıdan yiğit insanlardı. İdealistler. Yani çıkardan ziyade, kendi çıkarından ziyade ülkesinin çıkarı, toplumun çıkarı, daha kolektif çıkarlar için mücadele ettiler. Ölmeyi ve öldürmeyi göze aldılar. Bence çok önemliydi bu. Yani bize şunu belletiyorlar, ben ona da çok... ideoloji kötüdür. İdeolojiye atarsanız her şey iyi olur. Pragmatik hayat tarzı. İdeoloji at, ne olacak? İdeoloji atmakla birlikte hemen istediğin AVM'ye gidersin, istediğin alışverişi yaparsın, kendini düşünürsün, yaşasın liberalizm, ne kadar vahşi olursa olsun her şey mubahtır, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yok baba, o kadar da değil ya. Yani ideolojinin arkasında fikir var. Fikir önemlidir arkadaşlar. Fikir önemlidir. İdeoloji, yani her ideolojiyi kötü olarak atamazsınız canım. İdeolojinin, fikir olmazsa ideoloji zaten olmazdı. Fikir olduğu vakitte fikri, yani siyasette fikir önemlidir. Çünkü siz siyasete vermek için giriyorsunuz, almak için girmiyorsunuz. Bu çerçeve içerisinde şunu düşünmek lazım. O kuşağın bir özelliği idealist olmalarıydı, romantik olmalarıydı. Ben öyleydim mesela. Ben böyle dünyayı kurtaran adam.
Fahrettin Cüneytli Batı. Yani üniversiteden sizin yaşlarınızda böyle mezun olacağım vakit dünyayı neresinden kurtarabilirim diye düşünürdüm. Mutlaka bir şeyler yapmam gerektiğini düşünürdüm. Bir uluslararası sistem bozuk olduğu için teorilerimiz vardı. O bir yerinden yakalamak lazımdır derdim ve Birleşmiş Milletler onun için gittim ben. Ha iki şey olabilir. Bakın o döneme gelen insan, idealist insanın önünde bir kavşak yatar. Bunlardan kavşaklardan bir tanesi, benim neslimden bir tanesi, ben Filistin mevzunda son derece hassas bir insan. Tamam. Filistin haklarını, Filistinlilerin haklarını iade edilmesinden yanayım. Bunun için de büyük bir mücadele verdim, kitaplar yazdım vesaire. Yani o dönemin genç kuşağı ya FKÖ kamplarına giderek silahla bunu savundu, yahut da benim gibi Birleşmiş Milletler'de savundu. Ben barışa her zaman inanmışım. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum genç arkadaşlar, pozitif, yani uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi yapan arkadaşlarımızdan pozitivist olmaları beklenemez. Beklenmemelidir de. Barışla savaş arasında nötr kalamazsınız. Demokrasiyle faşizm arasında nötr kalamazsınız. Bir taraftan yana olacaksınız arkadaşlar. Ve bunu ortaya koyacaksınız. Ben çocuklarımı uluslararası ilişkilerde yetiştirirken böyle yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bir Afrikalı açın sorunu senin de sorunun olmalıdır tarzında. Yoksa insanlar çok bencil olursa o dünya artık bir yere gitmez. Ve o zamanlarda düşünüyordum ki hakikaten içinde yaşadığımız dünyaya bir katkıda bulunabilmek için önce dünya kurtarımı. Dünyayı kurtarmak için Birleşmiş Milletler'e gittim. Baktım dünya kurtulmuyor. Nasıl olur dedim ben. Süpermen. Cambridge Üniversitesi'ne gidiyorsun. Yani kaç tane var Birleşmiş Milletler'de böyle adam? Kurtulmayayım lan. Yok. E dedim bari Türkiye'yi kurtulayım yani. Ölçek düşürdüm biraz. Türkiye'ye geldim. Allah da yardım etti. Özal ve Demirel'e de danışmanlık yaptırsın. Hocam şimdi oradan devam edelim. Evet. Türkiye kurtuldun mu? Şimdi Türkiye'nin kurtulmasına hizmet etmek için döndünüz. Birçok cumhurbaşkanına, başbakana, dışişlerine bir fiil danışmanlık yaptınız. Akademik çalışmalarınızın yanında. Doğru. Özellikle Filistin, Musul ve Ermeni meselesi gibi birçok konuda o tarihlerde sizi sürekli takip ettik. Türkiye'de takip ettik. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Parlamentosu'nda bir parlamenter kürsüden yaptığı konuşmada şunu söyledi. Dedi ki, Türkiye hızlı bir şekilde Ermeni soykırımını kabul etmeli ve ardından Pontus ve Süryani soykırımıyla da yüzleşmeli. Biz Birleşmiş Milletler tecrübenizden, teorik bilginizden ve danışmanlığınız sırasında gördüklerinizden hareketle bu bağlamda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ya da bu parlamenterin açıklamalarında neyi okumayı, nasıl bir okuma yapmalıyız ya da neyi gözden kaçırıyoruz? Yani hakikaten bu iş Kopenhag kriterleri sağlandığı zaman, liberal ekonomi sağlandığı zaman Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri o özlenen rayına girecek mi? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi benim ya bunu çok utanıyorum Hanefi, ne yapacağız yani? Utanıyorum, avutu kalkmaya, utanıyorum bunları söylemekten de. Ha, alayım yanıma, tamam. Ben bazı şeyleri söylemekten utanıyorum. Benim özgeçmişimdeki kitaplara bak. Özgeçmişimdeki kitapların konuları bugün Türkiye'nin karşılaştığı sorunlardır. Ben kahin değilim. Hı? Böyle henüz de ermedi. Daha var. Ama bunlar bağıra bağıra geliyorum dediler ya. Ben Birleşmiş Milletler'de iken, Birleşmiş Milletler'de çalışırken Türkiye'nin başına bir Kürt sorununun geleceği aşikardı. Bağıra bağıra. Yani bunu 1979'dan bahsediyorum biz. 1979 ve 80 yıllarında büyük bir Kürdistan'ın kurulma projesi uluslararası toplum tarafından paketlenmişti, hazırlanmıştı. Projesiyle her bir tarafı oluşturulmuştu.
bunu yutturabilmek için Ermeni meselesini koydular önümüze. Yani öyle dediler ki siz bununla biraz oyalanın, biz biraz daha çalışma yapmamız lazım. E şimdi büyük devletler bunları görürler. Büyük devletler bunlara karşı tedbirlerini de alırlar. Diğer meselelere mesela Siyonizme vesaire baktığınız vakit, hani Mehmet Akif'in bir lafı vardı, tarih tekerrür eder mi? Mehmet Akif diyor ki İstiklal Marşı'nda Nazlı'yla, benim kızımın ismi var, oradan İstiklal Marşı'nda. Mehmet Akif diyor ki budalalar olduğu sürece yani tekerrür eder. Aynı filmi görmeyelim ya. Yani bunlar geliyor. Peki biz bunu görebiliyor muyuz? Görebildiğimiz takdirde de biz bunların karşısında yeterli tedbirlerimizi alabiliyor muyuz? Veya bizi aldırtıyorlar. Yoksa bizi oyalayıp başka bir şekilde. Ben büyük ölçüde, ya şimdi diyorlar ya Sev sendromu hortları falan diye. Ya Sev sendromu kusura bakmayınız da veya Sev olayı çok basittir arkadaşlar. Yani bugün bizim karşılaştığımız pek çok olayların karşısında Sev solda sıfır önemde kalır. Türkiye her zaman için komploları aleminde büyük oyunun mahkumu olmuştur. Büyük oyun derler buna. Uluslararası ilişkilerde, teorilerde hocam bilir işte orada değil mi? Büyük oyun derler. Great Game diyor. Orta Asya üzerinden başlayarak bütün dünyada İslam alemi ve bu Anadolu, özellikle şu Anadolu üzerinde büyük bir oyun vardır. Bu büyük oyunun maalesef hedefidir. Yani küresel sistemde her dönem böyle olmuştur. Türkiye için bir ölüm kalım savaşı var. Biz İsviçre değiliz maalesef. Yani biz Lüksemburg değiliz. Bütün her şey bizim üzerimizde maalesef sergileniyor. Büyük ölçüde aktörler de aynı. Oyunların yöntemleri de aynı. Ama zor. Oyun içerisinde genelde şöyle bir tez var, ülkemizde de çokça tartışılan, Türkiye'nin kaderi eşittir bölgenin kaderi. Evet. Bu kadar bir midir geçmişten günümüze baktığımız zaman? Yoksa Türkiye'de yaşayan kişiler olarak bu rolü biz mi abartıyoruz? Sizin bir Afgan Savaşı sırasında orayı ziyaret etmenizle ilgili bir de hatıranız var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyanın sorunu biziz. Yani dünyanın sorunu Türkler. Tabii büyük laf ettim ben. Siz güldünüz, hoşlanmadınız mesela. Yok, yani şimdi niye bunu söylüyorum? Şu açıdan söylüyorum ki, ben böyle komplo teorilerine çok inanan bir insan değilim. Ama uluslararası ilişkilere baktığımız vakit, Birleşmiş Milletler'de tam. Birleşmiş Milletler'deyim. Ben buna geleceğim şimdi. Bunu anlatacağım. Zamanınız var mı? Sahura kadar buradayız aslında. Şimdi Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. Birleşmiş Milletler'de bir şey toplantısı yapıyoruz. Filistin meselesiyle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Toplantı Endonezya'da oldu. Pardon şeyde oldu. Pakistan'da oldu. İslamabad'da oldu. Asya kıtası nezdinde Filistin sorunu anlatmak üzere gitti. O Filistin konusundaki uzmanlardan bir tanesi benim. Biz orada anlatıyoruz. Bize de çok iyi yargılıyorlar. Pakistanlılar bizi çok severler. Ben de Pakistanlıları çok severim. İnanılmaz bir Türk dostluğu ve Türk saygısı ve sevgisi vardı. Şimdi dediler ki sizi nerelere götürebiliriz dediler. O sıralarda Afgan Savaşı vardı. Ben de dedim ki Afgan Savaşı'na bir gitmek istiyorum dedim. Şaka yaptım. Ben böyle çok muzip adamımdır. Zaman zaman da böyle yakalanırız işte. Dedi tamam dediler. Olur tamam Afgan Savaşı'na gideceğiz. Ana. Yaptılar ya. Peki ertesi sabah oldu. Ertesi sabah İSİ yani onların gizli servisi otelde Grand Asya Oteli. Kapıyı vurdular. Grand İslamabad Oteli. Ona kapıyı vurdular. Baktım hakikaten pusatlarıyla tam böyle bir Afgan savaşçı ama değil Afgan savaşçı. Onlar şeyler. İSİ. Yani Pakistan gizli servisi. Ana. Ben dedim bir abdest alayım öyle geleyim. Bir de dedim karıma son mektubu yazayım. Bu son mektup ayıracak işimizi. Gidiyoruz biz böyle. Tamam hadi. İndik aşağı. Neyse.
bir tane şey, zırhlı araba, cip, 4 tane motosiklet, arkadan bir tane de şey dolu, asker dolu. Çıktık yola. Ben Hayber geçtiğini bir tek filmlerde görmüştüm. Aha geçtik orada. Bir baktım etraf hakikaten böyle tabiatın içerisinde çıktık. Bombalar patlıyor. Her tarafta böyle kan ve belli. Yani o kan kokusunu alabiliyorsunuz. Yani barut kokusuyla kan kokusu birleştiği vakit en böyle savaş perest insan bile orada yani kusacağı gelir. Açıkça söyleyeyim. Bombalar patlıyor. Bu şeylerde görüldüğü gibi savaş oyunları var mesela. Benim torunum oynuyor. Onun sayesinde çok sevap kazanıyorum ben. Çünkü öldürdüm adamı diyor, ben El Fatiha diyorum. Devamlı adamı öldürüyor ya bilgisayarda. Ben de hemen Fatiha, Fatiha böyle gidiyor. Bakın bunları böyle alıştırıyorlar ki kolay o şey olursun diye. Neyse biz geçtik, gittik. İlk götürdükleri yer bir hastaneydi. Afganistan'dayız artık dedi. Hayber geçtik. Afganistan'daki bir hastaneye girdik. Hastaneye girdikten sonra şöyle bir baktım. İlk savaşla karşılaşıyorum. Bir de tabii bende salaklık vardı. Tescilli. Kravatlı ceketli. Millet orada kombat elbiseleri içerisinde kravatlı ceketli Mesut Yılmaz gibi bir adam yani. Bak, şaşırdık. Yani bir şey de diyemiyoruz tabii ki. Değişecek bir şey de yok. Girdim böyle. Hemen o hastanenin içerisine girdiğim andan itibaren çocuklar, bugün nasıl köpekler üzerime geldi beni kucakladılar, o çocukların hepsi geldi ve beni kucakladı. Çocukların elleri yoktu. Çünkü Ruslar uçaklarla bebek atıyorlardı. Bebek attıkları vakit bebekler açılıyor. İçinden bomba çıkıyor. Çocuklar ellerini kaybediyor. Annesi babası vesairesi. Savaş çok çirkin bir şey. Arkasından biz şeye girdik. Türkçe konuşmayı bize anlatıyorlar. Gönüllü doktorlar var. Şey doktorlar. Onlar işte burada ne yaptıklarını anlatıyorlar. Gönüllü olarak geliyorlar. Sınır tanımaz doktorlar. Hizmet yapıp gidiyorlar. Bir adam çağır. Orada bir şarapnel yemiş, yüzü olduğu gibi kim bilir ne kadar yanmış. Yüzü tamamen yüzü kalmamış gibi bir şeydi. Çağırdı beni yanına. Böyle el işaret, bağırdı, çağırdı, bir şeyler yaptı. Beni aldılar, kolundan attılar, götürdüler adamı. Adam beni görmüyor. Adam sordu, sen ne misin dedi. Tercüme ettiler. Türk'üm dedi. İnanır mısınız o sargı bezlerinin orasından şuradan böyle bir şeyin gözyaşı ıslandığını hissettim. Benim elimi tuttu ve dedi ki eğer Türkler buraya kadar geldiysek biz kurtulduk dedi. Eğer Türkler buraya kadar geldiysek biz kurtulduk dedi. Müjdeler olsun dedi. Ağladı. Türk'ün adı, lakabı, sanı, şanı bu. Alkışlasanız ya. Şimdi size bir uluslararası ilişkilerde 21. yüzyılı bir anlatabilir miyim? Evham değil, vesvese değil, vesvese değil. Ama bence eğer benim uluslararası ilişkilerdeki, uluslararası ilişkilerdeki liyakatime inanıyorsunuz, ben size bir tablo çizmek. Uluslararası ilişkilere baktığınız vakit, bugün şöyle veya böyle. Medeniyetler çatışması var diyorlar. Doğru mu anlıyorsunuz? Doğu ile Batı arasında bir medeniyetler çatışması var diyorlar. Yani İslam alemiyle, öyle mi efendim? Batı, uygarlığı arasında bir çatışma var diyorlar. Ve bunun da örneklerini görüyorsunuz. Bu bir süre sonra önce teorik olarak çıktı. Sonra evham olarak ortaya konduğu söylendi. Daha sonra komplolar bunu teyit etti. Ve şimdi artık adı konuluyor. Sevde uymuyorsun değil mi? Evet, tamam. Hocalarım durdular. Şimdi burada ne diyorlar? İslamofobiya diyorlar değil mi? Sevdiğim için yapıyorum. İslamofobiya diyorlar. Keşke İslamofobiya seviyesinde kalabilsek. Arkadaşlar, güzel canlar, anti-İslamizm var. Anti-İslamizm var artık. O derekeyi geçtik artık. Anti-İslamizm var. Tamam mı? Anti-İslamizm var. Peki,
buradan devam etmek istiyorum. Bu resmin ilk parçası, anti-İslamizm. Devam edeyim mi? Şöyle devam edeyim. Peki, Batı, İslam, Müslümanlardan çok mu şikayetçi İslam aleminde? Çok mu düşman? Mesela Suudi Arabistan'dan hiç hoşlanmıyor mu Amerika acaba? Yoksa Suudi Arabistan onlarla ahbap çavuşların ilişkisi içerisinde mi? Starbucks. Ha? Bunu silin yayınlarken. Aramco vesaire falan düşündüğünüz vakit Suudi Arabistan onun en yakın müttefiği orada. Doğru mu? Bak bu arkadaşımız da ayrı. Böyle bir mesele var. Peki öbür taraftan baktığımız vakit İran mesela şeyin Amerika'nın çok mu büyük düşmanı? Yok. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı dünyasında Soğuk Savaş'tan sonra hükümran olabilmesi, başat güç olabilmesi bir düşmana bağlı. E kızıl düşman yok, yeşil düşman olsun. İşte İran ya. Bulduk işte ya, koyduk ya. İran olmasa Amerika bunları yapabilir mi? Dolayısıyla onun varlığından mutlu. Bu partneri onun. Partner bu oyunda, bu büyük oyunda onun partneri onun. Güzel. Peki, başka? DAEŞ. DAEŞ lazım ya. Müslümanlardan nefret ettirmek lazım. Türkiye'nin içerisindeki bazı Müslümanları bile nedir diyor bu DAEŞ'ler, MAEŞ'ler. Diyor ki bunlar Müslümansa ben Müslümanlıktan çıkmak istiyorum diyor. Doğru mu arkadaşlar ya? Bu mu Müslüman, ben mi Müslümanım diyor. Diyor insanlar kendi aralarında konuştuğu vakit. Demek ki İslam alemine baktığınız vakit, İslam aleminde Batı'nın gerçekten de düşman olarak görebildiği, ciddi bir şekilde baktığınız vakit bir düşman yok. Var. Var. Biziz. Türklerin Müslümanlığından hoşlanmıyoruz. Alkış. Arkadaşlar şu çizgi vardır ya, bakın Maturidi, Hanefi, Yesevi. Bir bunu değerlendirin. Buradaki bilim adamlarını. Türk'ün yetiştirmiş olduğu bilim adamları. Arkadan gelin. Tasavvufta Hoca Ahmet Yesevi'nin o rüzgarını ve İslam'ı aşk ile kucakladığını ve Türk'ün İslam'a hizmetini sadece kılıçla değil ama aynı zamanda da neyle? 21. yüzyılda büyük oyunun gerçekleşebilmesi için Türklerin Müslümanlıktan çıkmaları icap ediyor. Doğru. Rahatsız oldukları Müslümanlar değil. Türk insanının bu toprakların yaşadığı Müslüman. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Bundan rahatsız. Türkler Müslümanlıktan çıksa, yarın Hristiyanlığı kabul etse çok mutlu olacaklar. Onun için ne yapıyorlar arkadaşlar? Türklerin yaşamış olduğu Müslümanlığı bozmaya çalışıyorlar. Kahrolası FETÖ'nün yaptığı buydu. Doğru mu? Diyalog, bilmem ne, misyoner, rahip, şudur, budur, bu Türkleri nasıl biz farklı bir tarafa doğru dönüştürebiliriz? Uluslararası bir komplodur arkadaşlar. Çok önemlidir. Türkiye'nin 21. yüzyılda yaşayabilmesi, ayakta durabilmesi Türk dünyasındaki ağırlığıyla muvazidir. Türkiye'nin Türk dünyasındaki ağırlığı Türkiye'nin İslam dünyasındaki ağırlığı ölçüsünde de önemlidir. Çok önemlidir. Bunlar birbirleriyle iç içe halkalar. İç içe halkalar. Dolayısıyla bunun ötesinde Türkiye'nin batı nezdinde ayakta durabilmesinin yolu, ayakta durabilmesinin her iki dünyada da sözünü dinletir, olabilmesinden geçmektedir. Değil. İşte büyük oyun hala devam ediyor. Hocam, geçtiğimiz aylarda İsrail'in Kudüs'ü başkenti yapması ve buna karşı Türkiye'nin ortaya atmış olduğu tez ve İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu konferans ve ortaya çıkan tepkiyi bu bağlamda yorumlayabilir miyim? Aynen. Biraz açar mısın? O bana söylediğim bir şey vardı İsrail'le ilgili. Yani, sen de unutma. Siz soru sorunca ben heyecanlanıyorum. Arkadaşlar, Siyonizmi bilmeden dünya politikasını anlamak mümkün değil.
Tamam mı? Bu böyle hani Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'yı eskiden şey derlerdi böyle. Ya uçuyor gene hoca falan. Çok tatlıydı. Ben kendisiyle de beraber çalıştım Refahi Yolu Hükümeti sırasında. Ama çok haklı oldu da ortaya çıkıyor. Hiç olmazsa hem iç konuda hem dış konularda çok haklı oldu da ortaya çıkıyor. Ama Siyonizm bir gerçektir. Siyonizm bir gerçektir. Süleyman Demirel ölmeden önce Güris olarak da beraber. Beraber oturuyoruz. Size bir anekdot anlatayım. Ben liderlerimi severim. Her birinde de bir değer olduğu inancındayım. Günün artık bırakmış, kenara çekilmiş, hanımefendisi de vefat etmiş. O günde televizyonda şey vardı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, ben onun da çok iyi insan olduğunu düşünüyorum reisi. Bir gelinime laf söyledim. Ben bir Cumhurbaşkanımıza isteriz edeyim. Böyle one minute. Burada da World Economic Forum gibi olduk yani. One minute. Korkuyorum. İsmail one minute. Böyle durdum. Şimdi o one minute çekildi orada. Ay dedim bakalım. O sırada da gazeteciler var, CNN'in, ondan sonra BBC World falan böyle haberleri seyrediyoruz. Günün sokak böyle şey gibi, bandırma pazarı gibi, cumartesi bandırma pazarı gibi dolu yani insan. Geçilmiyor insan, her zaman öyleydi. Yani. Şimdi, ne olacak dedi. Şimdi yabancılar sordu, Süleyman Bey, ne olacak dedi. Ya bundan sonra ne olacak? Süleyman Bey bir düşündü böyle. Bir İsrail'le oynamaya hiçbir şeye benzemez. Bir gün dedi kafana bir taş düşer dedi. Nereden düştüğünü anlamazlar. Ağaçta ne taş düştü ya? Bu one minute'den sonra doğru mu? Ama öyle. Yani çok pek çok İsrail'le endeksli bir dış politika Türkiye Cumhuriyeti açısından özel değil. Çok büyük laf ettim, güzel bir laf ettim bence de. Nasıl çıktığını soruyor. Ama İsrail'i böyle sıkıştırmadan da onunla da böyle bir yatakta yatmak Anfil'le beraber olmaya benzer. İsmet Paşa'nın dediği gibi. Çok zor iş. Yani Türkiye dış politikası öyle kolay bir iş değildir arkadaşlar. Türkiye el cümle bir ölüm kalım savaşı veriyor şimdi. Buna rahat bir çözüm bulmak da kolay da değil. Kolay da değil. Şimdi hocam İsrail'den başlamışken İsrail'den devam edelim. İsrail'in sizin de uzmanlık alanınız Filistin'de hem uluslararası hukuka aykırı olarak bir yayılmacı politikası var. Biz son yıllarda, özellikle son 5-6 yılda, 5-6 yıldır İsrail'in Akdeniz'de de genişlemeye çalıştığını, Arap Baharı'na yönelik hareketlerin karşısında sıkı bir antipropaganda yaptığını, bunların hepsini hem basında hem resmi demeçlerde takip ettik. Hatta ben Kıbrıs'ta bir saha çalışması yaptığım sırada İsrail'de bir misyoner grupla karşılaşmıştım. Onlar şunu demişler. Bölgede, onlar söylediği için söylüyorum. Bölgede İsrail himayesinde Tanrı Krallığı kurulmadığı müddetçe barış beklenemez dedi. Siz böyle bir hem Birleşmiş Milletler'in Filistin bölümünde çalıştınız, akademik çalıştınız, az önce de vurguladık, bir sürü danışmanlık yaptınız. O coğrafyaya da çok gittiniz, geldiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunların, bu misyonerlerin ortaya attığı iddiayı ciddiye almamız gerekiyor mu? Yoksa bunlar şizofrenik vakalar deyip gülüp geçmeli miyiz? Çok süper. Etrafa, yani Türk dış politikasına doğru gelmeye başladık.
Şöyle söyleyeyim, kaç kişi acaba şu anda İsrail'in devlet politikası içerisinde Süleyman Mabedi'ni yapmanın olduğunu biliyor? Veya fark ediyor, veya görüyor. Mescid-i Aksa ve etrafı üzerinde devamlı olaylar oluyor, değil mi? Ama amaç orayı yıkmaktır arkadaşlar. Kentsel dönüşüm. Oradan artan Süleyman Mabedi çıkacak. Çok açık ve bari. Ya ben söylemiyorum ya, internette girdiğiniz vakit. Yani Netanyahu da bunu gösteriyor işte, ya ben bunu yapacağım diye. Bari söylüyor yani. Bunun gizlisi, saklısı, sırrı, ondan sonra kehaneti, bunun komplosu yok. Bağıra geliyorlar işte. Yani ne olmak lazımdır arkadaşlar? Açıkça söylüyorum şimdi. Buradan nereye geliyoruz biz bunu? Nereye geliyoruz? Bu faktörü bilmek lazım. Ve şu anda hakikaten de Türkiye'nin karşısında, Türkiye'nin dostunun da çok az olduğunu, düşmanının da çok kavi olduğunu düşünmek lazım. Bu üçlü de iki şey yapmak lazım. Bakın bu iki şey nedir? Üniversitede bulunuyoruz şu anda. Ben öğrencilerime bunu söylemeyeceğim. Birincisi, diğer gam olamazsınız arkadaşlar. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Tamam ya, ben AVM ile ATM arasında vakit geçiren bir genç kalamam. Yapamazsınız bunu. Bu ülkeye ihanet etmiş olursunuz. İnancınıza ihanet etmiş olursunuz. Hüviyetinize ihanet etmiş olursunuz. Sizin bir misyonunuz var hayatta. Bir kızıl elmanız olmalı canım. İsviçreli değilsiniz. Bu böyle yani çok önemlidir. Çok önemlidir. Yani öyle bir hayattan hoşlanıyorsanız bravo, ama o hayat sizi de mutlu etmeyecek. Çok zengin olabilirsiniz. Çok da güzel arabalarınız olur. Ondan sonra birbirinden güzel kızlar, Arda Turan. Nereden getirdi artık? Ben demedim. Bak arkadaş, arkadaki arkadaş Arda Turan diye bağırdı. Neyse. Yani öyle bir iyi futbolcu, iyi futbolcu olabilirsiniz. Ama onun dibi yok. Tamam. Orada şurası. Şurası önemli. Yani arkadaşlar, postmodern neoliberal genç kapitalizm emperyalizmin hizmetinde. Eskiden oryantalizm deniyordu. Şimdi budur. Siz kimliğiniz önemli değildir, kişiliğiniz önemli değildir, ruhunuz önemli değildir. Siz iyi bir müşteriyseniz iyi bir adamsınız. Makbul bir insansınız. Devamlı call center'lardan geliyor. Değil mi? Mim Kemal Bülent Öke. Size yeni ürünümüzü takdim etmek istiyoruz. Acaba alır mıydınız? Diyorum ki kardeşim, ben borçluyum ya. Ha, özür dilerim, bir başka sefer. Tak, kapatıyor. Rakamdan ibaretsiniz. Arkadaşlar, üniversite sadece mesleki eğitim yapılan yer değildir. Mesleki becerilerin kazandırıldığı yerler değildir. Üniversite adam olmaya. Adam kişiliğiniz olacak. Kimliğiniz olacak, ruhunuz olacak. Bu biraz evvel söylediğim şey sizin elinizden ruhunuzu alıyor. Ruhunuzu alıyor. Sizi robot haline getiriyor. Uydu haline getiriyor. Ve siz hiç bilmeden, farkında olmadan bu büyük sisteme hizmet ediyorsunuz. Sistem dışı olun, sıra dışı olun, ezber bozun diyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, her şey sistemde bozukluk diyorduk, sistemi düzeltmeye çalışıyorduk. Bu düzen değişmeli diyordu Ecevit, kaç defa gitti Amerikalılar tarafından, değil mi? Düzeni kafasına indirdiler onu. Allah rahmet eylesin diyelim, geçelim. Evet, ama indirdiler. Demek ki insan çok önemli. Bozulmayacak insan olmalı ki o insan bu sistemi düzelsin. Sistemi düzelsin. Bakın burası çok önemlidir. Yani Türkleri bozmaya veya şu toprakların üzerinde yaşayan insanları bozmaya yönelik bütün çabalar bizi aslında tasfiye etmek içindir. Tasfiye etmek, imha etmek içindir. Müslümanlığımızı da elden alırlar, ruhumuzu alırlar. Kimliğimizi alırlar, Türklüğümüzü alırlar, kişiliğimizi de alırlar. Bizi bir müşteriden ibaret bırakırlar. Bundan sonra bu ülkeyi, değil mi, emperyalizmin karakolu haline getirirler. Onun için bunlarla, Siyonizm'de olsun, Siyonizm'in arkasındaki Amerika'yla, Siyonizm arkasında değil, zaten Siyonizm Amerika'da idare eden büyük güç. Dolayısıyla bizim ayakta kalabilmemiz, insan unsuru olarak, özgür kalabilmemizde, bir takım şeyleri yaşatabilmemizde, kızıl elmaya sahip olabilmemizde ve
bu misyonun farkında olabilmemiz de ancak gerçekleşir. Yok. Kusura bakmayın. Başka türlüsü mümkün değil. Onun için işte insanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bu insan sadece imandan mı ibaret? İman ve ihtisas abim ya. 21. yüzyıl kralım devri. Krallar çok. Katılar, kabalar, bemeler. Ama sizde iman var. Serhat gibi imanım var. Ama içinde bir şey yok. Oturmasını, kalkmasını bilmez. Hı? Araba kullanmasını bilmez. Karısına davranmayı bilmez. Ülkesini sevmeyi bilmez. Yani zarif insan olmak lazımdır. Kişiliğimize, kimliğimize, ruhumuza uygun insan olmak lazımdır. Eskiden hocam şöyle de talim ve terbiye derler diye. Talim ve terbiye derler. Bu Türklerin kılıcını iyi kullanmalarının sebebi neyin sesini duyabilmelerinden geçmektir. Neyin sesini duyabilmelerinden geçmektir. Müslüman olmuşsunuz, sözüm ona, dayış gibi Japon kellesini kesiyorsunuz. Siz öyle bir Müslüman olacaksınız ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ebi ümmiyi ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Ötri. Abi var mı böyle bir şey ya? İşte deha bu. Sanatta fışkırtmış İslamiyet'i. Sanatta fışkırtmış. Hatta yazmış. Fatih Sultan Mehmet çağırıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim geldi diyor. Hı? Bunu diyor, Arap harfleriyle yazıyorlar diyor. Ama Türk usulünde bir hat olsun diyor. Fatih Sultan Mehmet, Türk usulünde hat olsun diyor. Şey, Hamdullah Efendi, hattat, Karaca Ahmet'te yeter. Öyle mi? Diyorsun, ona yazdırıyor. Sen diyor, sadece diyor, levha yazıp bırakmayacaksın diyor. Ben diyor, hatta diyor, üslup istiyorum diyor. Mısır'daki bazen dinlemişsinizdir veyahut da Kahire'de bir de şeydeki Mekke'deki imamların yani Kabe'deki imamların ötesinde bir İstanbul hançeresi var. Ezanın okunduğu. Ha? Türkler ne yapıyor? Bu kadar ilahileri düşünün. Bu kadar musikiyi düşünün. Bu kadar musikiyi ortaya koyan ve Allah aşkını, Allah aşkını peygamber sevgisini ortaya koyan başka bir millet var mı? Ben milletimle bundan övünüyorum. Kılıcından, ondan sonra toprak seyinden değil. Ama sanatıyla kendisini koymuştur ortaya. Ve bu sanatı da peygamber için yapmıştır. Yani. Bu peygamber sevgisi kimde var ya? Yani? Hani yarışalım da. İnsanı kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz. Dünya da kaybeder. Dünya neyi kaybeder? Dünya her şeyi kaybeder. Dünya şu anda Türklere muhtaç. Armageddon geliyor. Neydi o? 1984 miydi? 1984'te gelmedi. 2000'de de kıyamet olmadı. Ha, kıyameti bir gün koparacaklar. Latin alfabesi şeyine göre, Maya alfabesine göre vesairesine. Ama Türkleri dünyadan çektiğiniz vakit ne olacak? Hakikaten Mad Max dünyası geliyor ya. Herkes Red Bull'u içip, bunu da kesin. Birbirine girecek ya, birbirine girecek ya. Peki, 21. yüzyılda neyin eksikliğini hissediyorsunuz? 21. yüzyılda neyin eksikliğini hissediyorsunuz? Ki bizde var o itikma. Neyin eksikliğini hissediyorsunuz? Bizim en büyük eksport malzememiz nedir? Sevgi. Sevgi. Nefret denilir ama onunla başlamadım mı ben konuşmaya? Vallahi hazırlamamıştım ha. Nefret sendromu. Sevgisi hala elinde tutan biziz ya. Şu topraklar tutuyor ya. Hazreti Mevlana'lar tutuyor ya. Doğru mu? En büyük malzeme. Sevgi. İşte Türkiye ortadan kaldırırsan bu sevgisizlikle hakikaten kıyamet. Mahşerine atlıları gelecek. Geldi diyor. Geldi. O açıdan ben bu yani ne diyorlar buna? Soft power. Değil mi? Soft power'ın çok önemli. Yani. Soft power'a vesaire. Hem soft power'a sahibiz hem de öbür, ya Afrin'de bile, nerede komutanım, o buralardaydı gördüm ben. Komutanım bak,
Oldu işte, affın diye. Hepimiz heyecanlanmadık mı ya? Hem de ne biçim bir orduyla girdik oraya değil mi? Canını seveyim bu Türklerin ya. Şöyle sen şöyle mi lan, ne yapayım? Ben gideyim artık sen. Dilerseniz biraz gençlerden soralım. Tamam. Yani iyi olur baba. Onlara da böylece hak vermiş oluruz. Evet, ilk soruyu genç bir öğretmeyemizden alalım. Resul hocamızdan. Buyurun hocam. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Akademisyenliğe geçen süre içerisinde 20 yıl boyunca kitaplarınızı takip etmiş birisi olarak sorumu soracağım. Resul Yavuz, Doktor Resul Yavuz, Tarih Bölümü. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hocam, benim müsaadeniz olursa iki sorum olacak. Bir tanesi tabii ki bizim alanımızla alakalı ve gerçekten eminim bu salonda birçok öğrencinin de merak ettiği bir soru. İkincisi ise yine bu öğrencilerimizle alakalı, biraz bunlara ilham olacak, sizin gibi muteber bir kişiden duymaları gereken bazı sözler olacak diye düşünüyorum. Hocam, öncelikle birinci sorum şu. Şimdi bölgedeki değişimleri düşünerek, Orta Doğu'yu, biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgedeki değişimleri düşünerek, özellikle son 20 yıldır Orta Doğu'da müthiş bir değişim var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da taşlar yerinden oynatılmış, oynamış veya oynatılmış, ben oynatılmış tarafındayım. Ve bu taşların yerine oynama süreci hala devam ediyor. Son 20 yılda da bu süreç hızlandı. İşte bölgedeki Kürdistan kurulma hikayesi malum son derece realist bir düzlemde devam ediyor. Yani real politik düzlemde devam ediyor. Fakat bir taraftan da Türkiye'nin özellikle bu zor coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan beri takip ettiği bir politika var, dış politika var. Ve bu bizim dış politikamız, Soğuk Savaş ekseninin vermiş olduğu, Soğuk Savaş'ın getirmiş olduğu süreçle birlikte bir Batı eksenli veya bir Amerikan orijinli devam ediyor. Fakat bölgedeki son 15 yılda meydana gelen olaylar Türkiye'de ciddi manada dış politikada bir kırılma yarattı. Ve bu kırılma Asya merkezli veya işte adlandırıldığı şekilde kendi içerisinde pragmatist yaklaşımlı bir çizgide doğru ilerliyor. Hocam, en nihayetinde biz bu süreçte Orta Doğu'da değişim bu kadar ciddi ve radikal bir şekilde devam ederken Türkiye bu politikada radikal dönüşüm gerçekleştirebilme sürecini gösterebilecek mi? Yani biz en basitinden S-300'leri aldığımız zaman, NATO'yu karşımıza aldığımız zamanki o süreçte bizim ayakta durabilme potansiyelimiz ne derecedir? Bu bir. İkinci sorum da... Hocam, ikiyi biraz kısa... Çok kısa, çok kısa. Çok kısa. Zor bir süreci yaşadığımız bu coğrafyada hepimiz... Genelde hep böyle korsan bildiriye alışık. O yüzden... Katılıyorum. Bu öğrencilerimizin çoğu birinci sınıf veya ikinci sınıf veya bölgede kendilerini Türkiye'nin geleceğine hazırlıyorlar. Bu öğrencilerimize sizler böyle bir coğrafyanın, zor bir coğrafyadaki ülkenin yöneticileri olacak yarın bir gün. Neler tavsiye edersiniz şimdiden, ne yapmaları gerekiyor? Teşekkür ederim. Çok güzel. Sizin sorduğunuz soruyu bana Cumhurbaşkanımız sordu geçen hafta. Ben de cevap vermedim, ileride başıma dert açar diye. Ya gelecek hafta, ondan sonra Galatasaray maçının sonucunda olacak, onu bilemem. Ama çok bunları hepsini düşünmek ve bunun üzerinde çalışmak lazım. Bunların üzerine çeşitli senaryolar üretmek lazım. Bu böyle olacak maksadıyla değil. Ama think tanklar dediğimiz müesseseler, güzel kardeşim, mutlaka ki çalışmalıdır. Bunların içerisinde siz de olmalısınız. Sadece A senaryonuz değil, B senaryonuz, C senaryonuz, D senaryonuz da olacak. Bunların hepsi hazır vaziyette duracak. Ve değişkenlerin oynayışına göre de siz devreye sokacaksınız bunları. Bu en basitinden olaydır. Yani bu artık introduction to international politics, tamam mı? Bu en basit. Şimdi, bu bölgedeki değişim 20 yıldır devam ediyor dediniz, çok doğrudur. Hakikaten de sanki 3. Dünya Savaşı olmuş da bitiyor, yeniden buraya şekil verme gayretleri vardır. Siz de en az benim kadar bunu biliyorsunuz. Ve Batı'nın da bu yöndeki açıklamaları da gayet yani aşikar. Yani burada tartışmaya bile zemin yok. Zemin yok. Ama unutulan bir şey, eğer Orta Doğu tarihini ben biliyorsam, güzel meslektaşım,
büyük güçlerin Orta Doğu'ya bazı dizaynlarını dikte ettirme şansı fazla değildir. Bir süre sonra Orta Doğu bunu kusar. Kusma terimini zaten kendileri de kendi think tankları da biliyor. Ancak mahalli ölçekler ve dinamikler bu Orta Doğu'da çok önemli. Ama Orta Doğu'nun düzelme ihtimali, lütfen beni burada alıntı yapmayın, ileride en az 50 sene. Yani 50 sene en azından daha hiçbir şeyin belirginleşmediği bir kaotik dönemi yaşamak durumundayız. Bu 50 sene içerisinde sıkı tutan ipi gözleyecektir. 50 sene. Ben size bütün bu yıllar içerisindeki bizim Sayın Erdoğan'ı değerlendirebilmeniz için ben geçmişten örnek vermek istiyorum size. Biraz da gülelim diye istiyorum. Ben Özal Demirel ve Ecevit'le de çalıştım. Dış politika danışmanlığını yaptım. Sayın Ecevit'le çalışırken rahmetliyle şunu dikte ettirmeye çalışırdık Dışişleri Bakanlığı'na. Ne olur? Yenilen tarafa oyun oynamayalım. Tamam. Yenilen tarafla beraber olun. Abi Saddam'ın yanına giderdi ya. Saddam gidecek, adamlar götürecekler. Yok, günah olur adama. Ya oğlum ya, ne yapalım ya. İlla ki ona gidecek. Bak, ondan da çekti. Şimdi öbür taraftan Özal çok şirinde, Özal'ın da danışmanlığı yaptı. Ben Musul meselesi sırasında bu hadiseler olurken, Özal rahmetli, ben onunla çok anlaştıydım doğrusu. Hocam sizi bir de bu arama sahnesini de bir anlatırsanız çok memnun oluruz. Peki. Şimdi bu 1991 yılı, bu sizin sorunuza da çok güzel bir cevap olacak aslında. 1991 yılı, o zamanlarda cep telefonları falan yok. Fax daha yeni çıkmış. Ben de Saddam kuvvete girmiş. Amerika'da onu kuvvetten çıkarmak için uğraşıyor. Bu sıralarda da gece telefonum çaldı. Gece saat 2'de insanın telefonu çalarsa ne zannedersiniz ki? Ya anam öldü ya babam öldü. Ha, anamı anamadım bugün. Yanınızdan ya. Hastanede şimdi neyse sonra. Şimdi annemi arayayım dedim. Annem bir şey oldu zannettim. Açtım telefonu. Alo, ben Turgut Özal dedi. Ben de has dedim. Ben de partisinden devam ettim. Vallahi billahi bak. Ben de Fatih Sultan Mehmet dedim, kapattım dedim. Ben Cumhurbaşkanı'na küfür edebilen bir insanım. Bir daha aradı. Bin Kemal niye küfür ediyorsun bana dedi. Çok özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanı dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Yarın biz Musul'a girsek, bizim kullanabileceğimiz hukuki ve tarihi dokümanlar ve argümanlar neler olabilir dedi. Ana. Bunu dedi, bana yaz dedi. Benim bu konuda kitabım var. Ben dedim ki, bunu dışişleri yapsın dedim. Üstüme almak istemedim şimdi. İyi olur, Allah'tan olur, kötü olur, benden olur. Üstünden atmaya çalıştım, olmaz sen yazacaksın dedi. Neyse ben bir swap analiziyle ben kendisine bunu gönderdim. Ertesi gün de beni çağırdı, gittik oturduk. Bu tarihi bir şeydir. Bilmeyen varsa şimdi anlatayım. Pek çok şeyi Türkiye'de anlamanıza da bence yardımcı olur. Bunun bir numaralı muhatabı benim çünkü. Gittim, kendisiyle beraber oturduk şimdi. Efendim dedim, sonra benim kendisine gönderdiğim şeyleri CNN'de falan söyledi yani bu. Dış politikamız açısından biz Musul'a gireceğiz. 1991 yılı. Dedim ki, bir bilim adamı olarak, efendim dedim, biz dedim yani Musul'a Mekerke'ye bir operasyon söz konusu. Evet dedi. Peki dedim, bunun için vizemiz var mı? Yani Amerika'dan bu konuda bir yeşil ışık var mı? Evet dedi. Peki efendim, oradaki yani kalışımız devamlı mı, geçici mi? Devamlı dedi ana. Koltuktan düşecektim. Peki dedim, orası kalıcı olduğu takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus, yani demografik kompozisyonunda etnik açıdan bir değişiklik olacağının bilincinde misiniz? Evet dedi. Peki dedim, yani Kürt nüfusunun Türkiye'de artmasıyla birlikte Türkiye'nin idari sisteminde de bir değişikliğe gidilmesi söz konusu olabilir. Bunu da göze alabiliyor musunuz dedim. Evet dedi. Yani federasyon mu dedim. Evet dedi. Hani ikili federasyon biraz zor olur dedim. Yani ikili federasyon. Yok.
söyle dedi. 3. KKTC, federe devlet bekliyordu dedi işte. Bir federe devlet de oradan dedi. Vay. Artık ben şaşırmanın ötesine geçmiştim. Bir tane daha söyle dedi. 4 de mi var dedim. Var dedi. Neresi dedi? Nahçıvan. Nahçıvan'da da haklarımız vardı, Orta Asya. Bunların hepsini yan yana getirdiniz vakit. Peki dedim, o zaman dedim, yani bir federasyon ancak başkanlık rejiminin altında olabilir. Evet dedi, onu düşünüyorum. Siyasete girip onlarla geçeceğiz. Fakat silahlı kuvvetler girmedi. Torun'da girmedi diye düşündüm. Yıllar geçti. Gene böyle Amerika'nın şey operasyonu, Irak'a yönelik bir operasyonları söz konusu. Süleyman Bey başkanlık rejimini gündeme getirdi. Bak bunu da bile ilk defa söyleyeceğim. Çağırdı beni. Harbi orada evinde. Türkiye başkanlık rejimine geçmeli artık dedi. Türkiye'nin başkanlık rejimine girişinin arkası çok daha derin sebeplere sahiptir. Girmeyeli. Bunu böyle düşündükten sonra bir başka noktaya daha geleyim. Özal burada şöyle yapardı. Buraya yönelik, yani Orta Doğu'ya yönelik herhangi bir dışarıdan global bir tasarruf ihtimali belirdiği andan itibaren bir dakika verir. Görüşelim. Pazarlık yapar. Buraya yalnız başınıza giremezsiniz. Bir anlaşalım hele. Ben burayı bilirim. Dolayısıyla beni çizerek, beni çiğneyerek bir yere gidemezsiniz. İyi pazarlık yapar. O yüzden acayip pazarlık. Öldürürdü adamı. Saatlerce konuşurdu, bitirirdi adamı karşısında. Adam lanet olsun. İstediğimi vereyim de ben buradan kalkayım gideyim. Gideyim Erdek'te denize atayım kendimi. O kadar bunalırlar adam. Ama özel pazarlıkçı. Ve kollardı böyle. Nerede bir çıban başı olacak, oradan ben ne nemalanırım, ne kadar şey yapabilirim derdi. Demirel çok farklıydı Demirel'le çalıştığım vakit. Demirel'e mesela giderdiniz, Demirel'e derdiniz ki, efendim işte Kuzey Irak karışmış vaziyette. Nereye kim bir yat nerelerde? Sabah ola hayır ola. Bilgi kriz kendiliğinden geçerdi. O da hiç girmezdi. Şimdi güzel kardeşim, yani bir tane Özal, bir de tam onun tersi, tamam mı? Demirel. Şimdi Türk dış politikası tavrı, hareketi ne olacak? Yani hiç karışmasan olmaz. Karışıp da yüzüne gözüne bulaştırsan o da olmaz. Yanlış tarafa oynasan o da olmaz. Çok zor işler bunlar. Yani Allah insanı Milli Eğitim Bakanı yapmasın bir, Dışişleri Bakanı yapmasın iki. Aldınız başınıza bela. Çok zor yani bunlar. Ha, ben neyi, peki bunun dışında ben neyi öngörüyorum biliyor musun? Ben 21. yüzyılda şu anda, hani şey diyorlar ya güzel kardeşim, istediniz bana, kızım bana ondan sonra, ama ben, evet, uluslararası ilişkilerde çıkar çok önemli. Milli menfaat çok önemli. Ama milli menfaatlerinizi mutlaka ve mutlaka ki evrensel prensiplerin ışığında yeniden yorumlamak, küresel düşünüp global ölçekte anlatmanız lazım. Yani ilkeli olmanız lazım. Ben biraz Gandhiciyim. Yani gençlerimize mutlaka ilkeli olmanın gerektiğini söylüyorum. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Security daireme vardır. Bunu aşmanın tek yolu hep ilkeli davranmak. Evet, çıkarınızı savunacaksınız. Arkadaşımız bilir, çok da iyi bilir, benden de iyi bilir, hepimizden de iyi bilir. Kıbrıs politikasında şey yaptığı için. Yunanistan'ın kazanmasının yolu hep batıda, batılı söylemlerle gitmeniz. Siz. Mesela yine son Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanımıza danışmanlık yaparken, başbakanımıza yaparken şey meselesi ortaya çıkmıştı. Bizim Kuzey Irak'a girip girmememiz söz konusuydu. Türkiye'nin söylemi şöyleydi. Biz burada bir Kürt devleti kurdurmayız. Doğru. Doğru. Söylenecek bir şey yok. Ama güzel kardeşim, bunu aleni ifşa etmezsin. Bunun yerine ne dersin? Ben buraya yabancı, bu topraklara yabancıları sokmam dersin. Yabancılar girmesin diye ben buraya girdim derim. Bu Osmanlı üslubudur ha. Ama girdiğiniz vakit de Osmanlı gibi davranacaksınız. Doğru mu? Bizde o ruh hala var.
O ruh da uyanıyor Allah'ın izniyle. Bence. Teşekkür ederiz hocam. Bir de Hanif hocam sabırsızlıkla bekliyor. Diyor ki Süleyman Demirel rahmetli Adriyatik'ten Çin Seddi'ne politikasını gerçekleştirmemiş. Bunun en sizin şahitliğinizle gerçekleşti. Nasıl oldu hocam? Başkası, yani sizi çok tuttum ya, kusura bakmayın. Ben çok mizahi bir adamımdır, çok severim. Şimdi madem ki bunu sordunuz, arkadaşlar, elinize ayağınıza söyleyeyim, aşkım. Yani İslam'a bu kadar hizmet etmiş olan bir ülkenin, çok özür diliyorum, seyit kutuplara, mevdudilere, bilmemlere ihtiyacı var mı? İthal İslam'la ne işiniz var? Biz kendi içimizdeki İslam'a hizmet eden büyük alimleri önce öğrenelim. Ondan sonra dışarıya bakalım. Farabileri biz okutmuyoruz. İbn Sina'ları biz okutmuyoruz. İbn Haldun'ları biz okutmuyoruz. Öyle mi? Ama Hegel'i biliyoruz. Siyaset felsefesine giriş dersleri, her derden tut bilmem nesine kadar hepsi. Bunlar olsun olmasın demiyorum. Ama kendi özünü de öğrenelim. Bu bir. İki, Türk dünyasına gözümüzü kapatmayalım. Türk dünyası bizim açımızdan çok önemlidir. Onların geleceği açısından da çok önemlidir. Dünyanın sömürgüyle geliştirilmemesi açısından çok önemlidir. Bizim onlarla işbirliği yapmamız da çok önemli. Şimdi Avrupa Birliği diyoruz da bir Türk Birliği niye olmasın ya? Yani bu zihniyetten biraz çıkmak lazımdır ya. Bu o kadar şövenlik vesaire değildir ya. Yani şey etmeyiniz. Ne sormuştum? Bak şimdi dağıldım ben gittim. Ha, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne. Şimdi ben bu teorileri anlatmıyorum. Özal demişti ki, Özal özellikle son Orta Asya ziyaretinden sonra 21. yüzyıl Türk asrı olacağını söylemişti. Oydular bize. Bayağı böyle şey yaptılar. Üstümüze geldiler. Sonra kendisi vefat etti, Demirel geldi, Demirel de bir slogan çıkardı. Ben Orta Asya'nın her tarafını gezdim. Bu iki liderimizle her tarafını gezdim. Demirel de şey çıkardı, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diye. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diye bir siyasetimiz vardı, bir mottomuz vardı. Kızıl elmamız vardı. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, işte Türk dünyası yeniden devreye girdi. Ben de onunla beraber gezerdim. Şimdi bir hatırlarsınız, Türkiye zor günler geçirdi hakikaten, ayakta kalması hakikaten mucizedir. Bir ara hatırlarsınız, Adriyatik karıştı, Bosna savaşları, Balkan savaşları vesaire. Hani bize faşist diyorlar ya, yani size demeyebilirler ama bana zaman zaman diyorlardı. Ama şunu diyorlardı, bunu derlerken Panslavik bir ittifak oluştu. Kanslavik bir ittifak oluştu Balkanlarda. Bosna savaşları sırasında Bosnalıları kimse tutmuyordu. Almanlar ırk sebepleriyle Hırvatların yanındaydılar. Sırpların yanında da İngilizler vardı. Ruslar vardı. Ve dahi Yunanlılar vardı. Böyle de orada hem Slav hem Ortodoks ittifakını andırabilir şekilde bir bize karşı bir husumet cephesi oluştu. Yunanistan, Sırbistan ve Rusya arasında. Bunu da kırmak gerekiyordu. Çünkü Türkiye Bosna'ya yardım etmek istiyor. Bosna'ya da yardım edemiyoruz. Kelepçeli vaziyette duruyoruz. O sıralarda Çankaya'da oturuldu, çalışıldı. Bu da çok enteresandır. Demirel'in şu sözünü hiç unutmuyorum. Dünyaya ayağa kaldı sistem. Bosna'nın sistemi dünyaya ayağa kaldı sistem. Ay yok anne. Vallahi soyanı. Niye böylesin ki? Dedik en güçlü olduğumuz yer neresi? Orta Asya. Bakü, Ceyhan, petrol hattından vesairesine şundan da oradan geç. Oradan çıkıyor. Orta Asya. Dünyası doğal. Öbür tarafta Balkanlar. Doğu Batı koridorunu da öyle çıkardık. Doğu Batı koridoru dedik. Doğu Batı koridoru dediğimiz vakit oradan geliyor, bizim Türkiye'nin üstünden geçiyor. Oradan da biz yarma yapacağız. Yani hançerle, biz Türk hançeriyle keseceğiz o bağı. Biz Arnavutluğa çıkacağız. Tamam mı? Arnavutluğa çıkacağız. Arnavutluk düşme meselesi, düşme anında.
düşmanında. Ve Türk ordusu Arnavutluğa da, Arnavutluk'ta karışıklık olmasın diye ve Balkan Savaşı'na da girebilecek tarzda filoyu hazırladı arkadaşlar. Bak kimse bilmez. Filo hazırlandı. Biz Cumhurbaşkanı Demirel'le İstanbul'dan yola çıktık. Bulgaristan, Makedonya, ondan sonra Tiran, doğru gidiyoruz. Ama giderken de böyle otobüsler gidiyor. Önde onun arabası, yani motosikletler, bizim yani Türk korumalar vesairesi, şu su. O yollarda gidiyor. Yani çok tehlikeli olmakla birlikte Süleyman Bey, Cumhurbaşkanı olarak önemli bir şeyi, cesaret örneği gösteriyor. Yaşıyoruz oralarda. Sıkıysa ulaşın bize falan diyor. Bazen böyle kendinden dalıyorlar. Mesela otobüsün arkasındakiler böyle böyle yapıyorlar. Ağzı, çocuklar. Biz gittik. En son gittiğimiz nokta Adriyatik. Adriyatik'e geldik. Adriyatik'te işte devlet başkanı, kültür bakanı, savunma bakanı vesaire. Ama o manzara görülür yani. Ya ben bu milleti çok seviyorum yani. Bu ülkemi çok seviyorum yani. Bir baktım bizim donanma orada. Aman be. Turgut Reis'i getirmişler. İki tane fırkateynler falan duruyorlar. Şimdi de çekmişler forsları. Forsların da hepsi de savaş forsları. Hepsi böyle üstünde ondan sonra komando elbiseleriyle rah diye duruyorlar böyle. Vah! Allah orada. Bir de mehter olsa çok iyi olacak değil mi? Mehter yok. Mehter'i getirecek halimiz yakalamış orada. Böyle, ben o manzarayı böyle gördüm. Allah'ım dedim ya. Allah'ım bu devlete, millete zeval verme ya. Seni seven bir millet bu ya dedim ya. Değil mi? Sen, alkışla sana dedim. Dünya için geldik oraya. Kendimiz için mi gittik? Kendimiz için bir şey istiyorsak namerlik demiş. Gitmişiz oraya Bosna'ya yani. Kendimiz için mi gittik? Bosnalılar için gittik. Doğru mu? Yani oradayız. Adriyatik'ten, Adriyatik'in kıyısına gelmiştik. Draç limanı. Hazırlanmış, bekliyorlar böyle. Köprüyü de atmışlar, köprü dediğin her bir merdiveni. Şimdi Turgut Reis fırkateynine çıkacak. Ondan sonra çakı gibiler bizimkiler orada. Bir baktım, ben de arkaya kaldım, böyle izliyorum, gözlerimden de yaşlar geldi. Osman Müftüoğlu, Demir'in doktoruydu. Osman Müftüoğlu arkadan bağıra bana doğru geliyor. Hocam, niye öyle? Dedi beyefendi ismiyle anlıyorlar. Beyefendi seni bekliyor dedi, açmıyor dedi. Köprünün orasına bir tane makas koymuş, kordele koymuş, bir de makas koymuş, makas da bekliyor böyle. Cumhurbaşkanı da girecek. Ya dedim, sen beyefendi beni niye bekliyor, girsin içeri ya, ben buradayım yani. Yok dedi, sensiz girmeyecek dedi. İyi, sensiz girmeyecek. Ben de geldim. Koştum hemen, yardım falan geldi. Pençeleri çok iriydi Süleyman Bey'in böyle pençeleri. Benim de böyle hocam, şimdi diye iki sene önce diye bir makale yazmıştım. Ne bileyim ben de, dün yediğim yemeği unutuyorum. Adriyatik'ten çiğ seyretine şu Süleyman Demirel niye yapıyor demiştim. Ben yazmışım, Süleyman Demirel, hocam Süleyman Bey, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyorsun da, nerede? Garip baktım ha, yazmıştım. Geçen sene seni nereye gittik de? Çin'e gitmiştik, Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi ne yerdeyiz? Adriyatik'teyiz Sayın Cumhurbaşkanı. Adriyatik'ten Cumhurbaşkanı. Çin Seddi'ni Adriyat diye demiş, yalan mı söylemiş ki yani? Abi durmuş beklemiş vurmuş ya. Acayip bir adam ya. Allah rahmet eylesin. Genç arkadaşlarımız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten burada çok iyi konulara değindiniz. Bayağı derin konular. Yeni de söylediğiniz üzere mesela hocam dediniz ki İslamofobi yok. Mesela Türklerin öncelikle İslam olma, İslam'ı kabul etmeye yok da İslam olmaları var. Hocam ben şu kanaatimdeyim kendi görüşüme dayanarak. Hocam bence bunu başardılar. Türkleri bence İslam'dan bayağı uzak ettiler. İlk adımı şudur. Öncelikle uzaklaştırmak. Daha sonra tamamıyla koparmak istemiyorum.
Hocam bence öncelikle laikliği bize benimsettiler. Laiklikle birlikte İslam'dan uzaklaştık. Tabii laikliği kabul etmekle birlikte şey yaptık. Aklımdan uçtu. Mesela halifeliği elinden aldılar. İslam birliği ortada kalmadı. Şu andaki şimdiki Türkiye hali mesela yine layık şekilde devam etmekte. İslam'a yönelik hareket şu anda hiç görünmüyor. Mesela laf-ı güzel olarak görülmektedir. Ben şu kanaatindeyim, şu özellikle Ortadoğu'da oynanan oyunlar, Suriye meselesi, Filistin meselesi, bu meseleyle... Soruyu alırsak diğer arkadaşlara da geçelim. Bu meseleyi ortadan kaldırmak için en önemli adım İslam'a, tam bir İslam devleti kurmaya yönelik bir adım olması daha uygun olmaz mı sizce? Yani iki arkadaşlarımız var burada. Sevr Anlaşması'ndan sonra özellikle 1926'ya giden yıllar içerisinde hilafet ve hilafetin ne olacağı ve İslam ülkelerinin kendi içerisindeki tesanüdün Batı tarafından denetim altına alınması açısından çok ilginç bazı çıkışlar yaptı. Bu çıkışlardan bir tanesi bunu Lozan'da Curzon da söyledi. Lord Curzon İngiliz delegesi de söyledi. Biz hilafete karşı değiliz dedi. Hilafet bizde olduğunu söyledi. Pardon? Nasıl oluyor yani? Lord Curzon dedi ki en fazla Müslümanın kendi bayrağı altında yaşadığı ülke İngiltere'dir. Büyük Britanya'nın bayrağı. Hadi bir şey daha söyleyeyim size. Nasıl söyleyeyim? Kesin meselesi değil. Hakikaten bir, ciddi bir kestirmedir bu. Batılılar İslamiyet'in çok önemli olduğunu biliyorlar. 21. yüzyıl ay 20. yüzyılda üniversite öğrencileri, siyaset bilimi öğrencilerine şunu söylemişlerdi. Laiklik pozitif. Ne kadar zenginleşirseniz, entelektüelleşirseniz o kadar din yok olur diye. Bunu söyleyenler bugün pişman olmuş durumda. Bilimsel sözcükler. Bir oyunu bize yutturdular. Demek ki din yok edilemiyor. Dünyadaki ve 21. yüzyılda dinin geri dönüşü söz konusu. Tanrı'nın intikam ediyorlar. Kaç zamandır bu yazılıyor? Daha yeni söylenmiyor yani. 20-30 yıldır yazılıyor. Bu dinler içerisinde de ilginçtir. uluslararası dini sadece dinselliği bir ahlak meselesi değil de aynı zamanda bir dış politika aracı olarak kullanmak isteyen büyük devletler ve emperyalist devletler var. Bu emperyalist devletler kendi içerisinde mesela Latin Amerika'da sol katolizmi kırmak için evangelik zihniyeti kullanıyorlar ve misyonerleri oraya gönderiyorlar. Latin Amerika'ya egemen olmak için, katolizmin gücünü kırabilmek için orada bunu kullanıyorlar. Türkiye üzerinde de misyonerler var. Türkiye üzerine yönelik dinsel saldırı çok boyutludur. Bir aşamada, bir kategoride, bir katmanda laikleştirme, fazlasıyla dünyevileştirme değil, profanlaştırmanın karşılığı. Yani daha seküler, daha dünyevi, daha çıkarcı, daha maddiyatçı olsun. Bu körükleniyor. İkinci aşamada İslamiyet'in çok yanlış uygulamaları burada bir şekilde devreye sokulmaya çalışılıyor. Sulandırılmaya çalışılıyor. Mesela ılımlı İslam dediler ya, ılımlıyla, diyet İslam, light İslam, ondan sonra organik İslam vesaire böyle geliyor.
İşte diyalog şeyleri vardı, diyalog şeyleri vardı. Bir aşama ilerisini söyleyeyim ben size. İslamiyet'in Müslümanlara bırakılmayacak kadar kıymetli olduğunu düşünüyorlar. Bu Müslümanları yok etsek de biz o zaman Müslüman olsak, yani hilafet kurumu da bizde olsa, bak, hilafet kurumu da bizde olsa ve dolayısıyla bizim dış politikada da egemen olmamız için iç alemde de bizim kendimizi bulabilmemiz için İslamiyet gibi bir tutamağa ihtiyacımız vardır diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam bunları uyduruyor. Ha, uydurmuyor. Şöyle söyleyeyim ben size. Hristiyan teologlarının en fazla üzerinde durdukları nokta 21. yüzyıl. Biz kendi açımızdan bakıyoruz. 21. yüzyılda nasıl Batı alemi ahlaklı ve Hristiyan kalabilir? Eski doglarla ve naslarla ve Hristiyanlık teolojisinin kadim eserleriyle bunu yapamayacaklarını anlamış durumda. Ne yaptılar biliyor musun? Ben buna bizzat şahit oldum. Ne yaptılar biliyor musun? Mesela anlatayım ben size. Hazreti İsa'ya ilişkin olarak Hristiyanlığın ve Katolizmin öngörmüş olduğu tanımlar ve çözümleme çerçeveleri bugünkü 21. yüzyıldaki postmodern batılı insana uyarlanamıyor. Yani akli deliller yetmiyor. Dolayısıyla Hazreti İsa imajını ve gerçeğini, hakikatine varabilmek için Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Oradaki modeli aldı. Oradan kurtardı. Dolayısıyla devamlı bir çalınma hadisesi vardır. Enteresan başka bir şey daha söyleyeyim. Bak tarihe çok indim. Batı uygarlığı olması Rönesans'la birlikte çevrilen bazı eserlerin, Arap dünyasında bazı eserlerin, öyle mi? Yani Yunan, Grek çevrilen eserlerin Batı dünyasına mal edilmesiyle olmuş. Evet. Benzeri bir süreç yaşanıyor. Bizim klasiklerimizi, bizim öğretmediğimiz, bizim tukaka ettiğimiz klasiklerimizi onlar alıyorlar, çeviriyorlar, inceliyorlar, yararlanıyorlar ve kendi felsefelerine payan da kılıyor. Böyle giderse karşımıza kaç tane Rahip Bronson'un çıkacağını ben söylemem. Bilemem. Bakacaksınız. Allah göstermesin. Tamam. Bir camiye gittiğiniz vakit Alfred namazı kıldıracak. Niye lan? Onu da söyleyeyim ya. Ahi Evran camiine gidiyorum ben bizim oralarda. Ahi, bir tane Karadeniz uşağı, bir tane imamımız var. Yani Berkay, böyle hepimize bir Berkay. Cümleleri doldurmuşsunuz böyle. Başka zamanlarda burada namaz kılır mıyım? Başka namazlara, farz namazlara girmeyiz diyor. Bunlara gir, ben cuma geleceğim. Ya Eminönü, burası Eminönü diyor. Bir gün diyor, bir tane diyor yabancıyı diyor, turisti alıp diyor, benim yanıma getirdiniz mi siz? Ula diyor, size bakıp da diyor, kim Müslüman oldu be? Allah aşkına bize bakıp da kim Müslüman oldu? İyi ki Hazreti Mevlana var, Yunuslar var, kurtarıyoruz paçayı. Öyle mi? Tebliğisi, bu cep telefonunun içerisinde bütün tebliğ şeyleri burada. Temsilen Müslüman olmak çok önemli. Bu görevde Türkiye yakışır. Bu toprakların üstünde yaşayan insanlara yakışır. Uğraşımız bizim, ondan sonra laiklik mi şuraya? İslam'ı temsil konusunda sıkıntımız vardır. Müslümanlar şu anda İslamiyet'in en büyük düşmanlarıdır. Doğru mu? Yani Batı uygarlığı tek bir şey kalmış, yani bizi kesti, biçti, şurada, burada, ya bizim hiç kalmış, ak kaşık da değil mi? Ak'a dokunma. Evet, son 3 soru alacağım. Ama lütfen, evet, lütfen soru olsun. Buyurun. Yorum katmadan direkt iki tane soru soracağım. Birinci soru, Avrupa bir
Avrupa Birliği gibi birlikler mevcut ve Türkiye şu anda yalnızlaştırmış bir ülke konumunda. Sizin de söylediğiniz gibi bir birlik kurmak için BRICS tarzında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi bir birliğe ihtiyacımız var mıdır ya da bu birliğe girebilir miyiz? İkinci sorumda Birleşmiş Milletler'de görev yapmıştınız. Kudüs, Amerikan Birleşik Devletleri ve İsrail işbirliği çerçevesinde Kudüs başkent ilan edildi. Ve Türkiye'de uluslararası örgütler nezdinde Birleşmiş Milletler'e bu karara karşı 128 ülkeyle kınadı. Ancak bir yaptırım olmadı. Bu konuda yaptırım konusunda neler yapılması gerekir? Bu konuda bir fikrinizi dile getirirseniz sevinirim. İkinci soruyu da alalım. Üç soruyu birleştirip cevaplandırın. Üçtü. Bu ikiyi sordu. Üç var. İkinci soru sordum. Sadece ilk soru. İki soru mu sadece? Evet. Tamam peki. Bir, Türkiye'nin bu yalnızlığını biraz evet reddit gibi gidiyoruz biz ama bazen de ilkeli davranıp reddit olmakta da yarar var. Yanlış şövalye. Yani ben o kadar onu kendimizi iyi anlatabildiğim sürece o kadar sıkıntılı görmüyorum. Mustafa Kemal de yalnızdı. Bu Türkiye'yi toprakları toparlar. Bizim yalnızlığımız ne zaman önemlidir arkadaşlar biliyor musunuz? Bizi ne zaman Yusuf Akçura vardı, üç tarzı siyaset demişti. O üç tarzı siyaset bizi bölmeye kalktıkları vakit. Şimdi artık bölünme değil, tevhid zamanıdır. Yani bırakınız biraz laiklikle uğraşmayı, Mustafa Kemal'le uğraşmayı, biraz biz... Abdülhamit, evet, yani Abdülhamit'i herkes Kızıl Sultan Mehmet'e ki şu hakir kul bağırıyordu, çağırıyordu. Şimdi maşallah herkes Abdülhamitçi oldu. Önemli olan şimdi Abdülhamitçi olmak değil, arkadaşlar, o zaman olmak. Abdülhamit'i değerini ortaya koymak için Abdülhamit'i tanrılaştırmak gerekmez. İddiatçıları da ifritleştirmek gerekmez. Yani biz kendi insanımızla dövüşmeye çok meraklıyız arkadaşlar. Yapmayın ya. Gözünüzü seveyim ya. Biz, yani tevhid olmanın yolu tarihten geçer biraz. Tarihten geçer biraz. O şöyleydi, bu böyleydi, bilmem ne. Hepsi bizim değerimizdir ya. Yani kusura bakmayın, Mustafa'ları birbirine dövüştürerek bir yere varamayız biz. Yani bunu yaptıranlar var. Bu emperyalist oyunu. Biz kucaklaşmayı bilir. Yani hataları herkesin olmuştur mutlaka. Şimdi hata görme sırası değil, ülkenin gemisini bundan sonra kurtarma yolu. Yani o numaralara gelmememiz lazım. Birincisi o. Her türlü alternatifi denemeliyiz. Tamam mı? Benim artık Mezopotamya devletler topluluğu falan diye de düşünüyorum. Bir zamanlar Karadeniz ekonomik topluluğu olduğu gibi. Güneyde ondan sonra ve Güneydoğu Anadolu'daki komşularımızla vesairelerimizle Mezopotamya olacaksa bizimle beraber olsun tarzında. Kudüs konusundaki tabii ki başkentte biz bir inisiyatif aldık. Çok önemli bir inisiyatifti. İlk başta çok başarılı da gözüktük. Bence önemli bir yarma da yapıldı orada. Yani Hristiyan dünyasını şok edecek şekilde çok zor bir durumda da bıraktık biz onu. Onun devamı da getirilmeli. Ama bu iş biraz evvel de söylediğim gibi arkadaşlar, üzerinde de duruyorum. Dış politikayı üstlenecek insanlar, hani hepinizin bir misyonu olmalıdır diyorum ya, ne olursunuz, asıl önemli olan sizin buradan çıktıktan sonra ben bir tane Ferrari alayım, Ferrari ile gezeyim, Ali Ağoğlu tarzında bir hayat yaşayayım falan değil de, o da batıyormuş zaten. O değil de, bu ülkeme nasıl yardımcı olurum düşüncesinin içerisinde olmanız lazım. Yani bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Onun içinde kro olarak kalamayız. Yani sizin karşınıza çıkacak her insandan daha iyi yetişmeniz lazım. Arkadaşlar, bir CIA çıkıp da Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinden Türkiye'de bizim karşılaştığımız o büyük komployu oluşturabiliyorsa, ya bu ülkenin insanı yani biraz düşünmek mecburiyetinde ve kendi içimizde de demeliyiz ki biz hakikaten dünya ile yarışacak o gücü
O liyakati kendimizde bulmak benim. İngilizce ise İngilizceyi dibine kadar bilin. Fransızca ise bilin. Arapça ise bilin. Uluslararası ilişkiler ise bilin. Neyse bilin. Şu akil o kadar sene dışişlerinde vesaire danışmanlık yaptı. Ben kendimizi masanın altına saklayarak, ben bunlarla işbirliği de yapmam, ben bunlarla da konuşmam, bunlar kefeledir, gavurdur, benim aklımda zaten kötü düşünüyorlar vesaire, işte bu İsrail komplosudur, Siyonistler her yerde vesaire diyerek insanımızı korkutmaya gerek yok. Bu kadar komplolla ben baş edebilirim demek lazım. Alperen ordusunuz ya, çıkın ortaya ya. Onlardan da daha iyi olmak mecburiyetindesiniz. Ben bütün meydanlarda çıktığımız vakit onlarla kapış diyordum ya. Yani Ermeni milliyetçisi geldiği gibi anamı kesen Türkler, babamı kesen Türkler dedi adam. İyi dedim ben de. Hadi bakalım dedim. Şimdi ben anlatayım sana. Kaç yaşındasın dedim çocuğa. Anamı kesen ben, anamı kesen Türkler, babamı kesen Türkler diyor. Batı'da ağlıyor. Uluslararası bir formda. Ağlıyor bak karşıdaki insana. Vay. Hem de nasıl kestiğini falan anlatıyor anasını burası. Kaç yılında kesildi senin anan baban dedi. Tehcir'de dedi, 1915'te. Kaç yaşındasın dedim. Sunni döllenmeyle mi oldun sen dedi. Aaa dediler bu atıllar, hakikaten dedi. Adam sonra benim gırtlağıma yapıştı. Ama her yerde belli bir mücadeleyi vermek mecburiyetindeyiz. Yani bunu itelemek, kakalamak, onları yok saymak olmaz. Bu ciddi bir savaşımdır ya. Bir meydan okumadır ya. Bu meydan okumada biz kenara çekilemeyiz abi. Onun için iyi yetişmek mecburiyetiniz. İyi yetişmek. Yani şunu da söyleyeyim. Her şeyde itelemek olmaz. Sizin onlara ütriyi anlatabilmeniz için sizin Bahadır bilmeniz gerekiyor. Öyle mi? Üniversite. Meslek kursu dedi. Burası 17 Eylül Üniversitesi. Rektörümüz ve diğer Eylül'de iştahı veriyoruz. Arkadaki, en arkadaki arkadaşımız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. İbrahim Yağmur, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Ben konuşmanın başlarındaki bir kısma takılmıştım. Berlin Duvarı döneminde siz çaylak, sizin de eminizle çaylaktınız. Ve ondan sonra dediniz ki, liberal sistem refah geleceğini umuyorduk ama hepsi yıkıldı. Yıkık, o zaman biz şu anda yıkık bir sistemde yer alıyoruz. Dünya yıkık bir sistemde yer alıyor. Sizin veya sizin gibi bilim adamlarının gelecekte sistem böyle mi, yıkık bir şekilde mi devam edecek yoksa değişeceğini mi düşünüyorsunuz? Süper. Marksistler gibi komünel bir toplum mu veya farklı bir toplum mu? Süper. Çok güzel bir soru, çok güzel bir soru. Şimdi ne oluyor? 21. yüzyılda nereye dönüyor? Heh, oh, şahane. Şimdi ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Evet, 21. yüzyılın şu anda açmazları var. Şu anda Türkiye'nin... Ben ekonomist değilim. Niye ekonomist değilim? Baba gibi Cambridge Üniversitesi'nde ekonomi yok mu şimdi? Hocam ya. Hayır, ne kadar Hanefi kabul etmedi. Ya da hanım bana diyor ki, sen diyor ondan sonra vergi iadesini almaktan bile aciz bir adamsın diyor. Nasıl diyor sen diyor Cambridge'den diyor. Ondan sonra ekonomi değil, doktorası getirdin diyor. O ayrı, o ayrı diyor. Ama şimdi şunu söylemek lazım. Bir, Türkiye'deki kriz, benim kendi kanaatim, gene doğrusunu Allah bilir, Türkiye'deki ekonomik kriz sanki Türkiye'ye mahsus gibi bir şeydir. Aa, Türkiye'de kriz var, dünyanın her tarafı toz pembe. Yok böyle bir şey ya. Çok uzun dönemden beri kapitalizm ciddi bir yapısal kriz geçiriyor nokta. Kapitalistler bunu gizlese de, bu sistemi devam ettirmek isteyenler bunu gizlese de, Karl Marx'ın çok haklı olduğu bazı noktalar ortaya çıkıyor ha. Ortaya çıkıyor. Ama komünist kalmadı. Komünistlerin hepsi komprador oldu ya. Bir biz kaldık genel ya. Hala kira ödüyoruz Hanefi'cim ya. Bir ayda üç defa bir yer değiştiriyoruz ya. Şimdi bu kapitalizm yapısal kriz var. Dünyada bir yapısal kriz var. Ve bize, genç arkadaşım bize öğretmişlerdi ki bu kapitalizmin krizleri siklikaldir. Yani böyle dairevidir. Abi dön başımız döndü. Yine hiç çıkmıyoruz bu resesyonlar. Yine gidiyoruz. Bir türlü çıkmıyor bu. Babamın ekonomik krizleri gibi. Babam hep derdi bana.
Ben bildim bileli babamı, rahmetli oldu. 1970'den beri babam derdi ki, o ekonomik krizimiz var bizim derdi. Düzeleceğiz ama hiç merak et, nasıl düzeleceğiz baba derdi. Bir 5-6 tane yöntemim vardı. Ne dedi? Bir tanesi suyu, spor topu derdi. Sayısal derdi. Ya deme vurmadı ya. Neyse, bu abicim kapitalizme sonuna kadar inanıyorsanız aldanıyorsunuz. Kapitalizm en güçlü olduğu bir dönemde bir çöküşü yaşıyor. Bir kere bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Batı tipi kapitalizm ciddi bir yapısal krizdedir. Kendi kendini yiyerek veya kendi arkadaşlar arasında, yoldaşlar arasında ayakta kalmaya çalışarak devam ediyor. Yalnız bu medeniyetler çatışması diyorlar ya, kapitalistler çatışması var şimdi. Şimdi şaşırdınız. Bilenleriniz vardı. Kapitalizmler çatışması var. Sadece Batı kapitalizmi yok. Bir de Doğu kapitalizmi var. Baba gibi de geliyor. Asya tipi kapitalizm geliyor. Yani Asya kaplanları. Bunlar da sözüm olan kapitalizm. Çin geliyor. Kapitalizm de kapitalizm. Biz de var bunun içerisinde diyor. Daha toplumcu bir kapitalizm geliyor. Bu da ikinci bir alternatifte. Yani dünya politikasındaki küresel ekonomi politiğin değerlendirilmesi açısından çeşitli modeller. Biz de şu anda yaptığımız batılı tipi, bakın Allah neler söylüyor buna, inşallah doğrudur. Ama batı tipi kapitalizmin Türkiye'yi kurtarmayacağını düşünerek biz daha doğu tipi bir kapitalizme doğru öykünüyoruz. Daha toplumcu olan. Öyle bir eksen kayması söz konusu. Yani yine kapitalist sistemin içerisindeyiz ama böyle bir şey. Peki üçüncü başka bir alternatif var mı? Sol bir alternatif var mı? Var. Sol, sivil sosyalizm var Latin Amerika'da. Yalnız sıkıntısı var. Yani sosyalizmin bittiği bir dönemde Latin Amerika'da bunun deneyimleri yapılıyor. Ne kadar başarılı olur olmaz onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bir de çok enteresan. Siz İslam dünyasını sadece bu da işlerden, ondan sonra mayişlerden ibaret sanıyorsunuz. Hayır değildi. İslam dünyasında bugüne kadar hiçbir dönemde rastlanmadık kadar akademik cehd var. Müthiş bir akademik cehd var. Yani Sabahattin Zaim hocamızı, Nevzat Yalçıntaş hocamızı ve Türkiye'mizdeki bu büyük ekonomistleri, milliyetçi muhafazakar, mukaddesatçı ekonomistleri hoşnut kılacak tarzda bir İslam ekonomisi üzerine çok büyük çalışmalar yapmak. Ve uygulamalar da yapmak. Ve bunu da yapanlar, çok üzülerek söylüyorum, ya müsteşrikler yahut da Batı'daki İslam alimleri, İslam ekonomisi. Yani böyle bir gayret var. Yok değil. Hatta Batı dünyasında, Batı dünyasının ekonomik kurumları da bu tarafa doğru öykünüyor. Buralarda neler acaba biz bu kapitalist sistemi ayakta tutabilmek için acaba İslami ekonomik modelden demiyorum ama İslam'ın ekonomiye bakış açısından hangi parametreleri alabiliriz diye de düşünüyorum. Bunun en belirgin faizsiz finans müesseseleri vesaire gibi bir takım çalışmalar. Yani bizim malımızı çalıyorlar, biz uyuyoruz. Bizim malımızı her bakımdan çalıyorlar. Her bakımdan çalıyorlar. Ve biz burada uyuyoruz. Evet Kaan, son senin sorunu alalım, bitirelim. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Gidiyoruz ha? Olsun, herkes söyledi, ben de söylemek istedim. Siyonizm ve İsrail'den bahsetmiştiniz. Bu kadar büyük bir tehdit olduğunu zaten bugün bütün dünya da biliyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti de mesela İsrail kendi içinden kanal kazmaya çalışıp Süveyş'i bitirmek isterken gidip Sudan'dan bir ada alıyor, Somali'den gidip üsler açıyor, Katar'a yaptığı yardımlar var, açtığı üsler var. Birçok Orta Doğu ve Afrika'da önemli yerlerde bulunmuş bulunmaktayız. Ki bugün hani haritayı açtığımız, baktığımız zaman da bu yerlerin önemini ben bir öğrenci olarak gördüm. Peki biz de acaba İsrail ve Siyonizm için bir tehdit miyiz? Bir şey daha söylemek istiyorum. Az önce bir arkadaşımız da hani İslam'ın biraz bitmiş gibi olduğunu söyledi Türkiye'de. Ben buna katılmıyorum. Çünkü buna ben de dahil, Afrin'in Türk askeri girdiği zaman sabaha kadar camide sırt sırta birçok insan dua ettik, selalar okundu. Tıpkı
bazı askerlerimizin Çanakkale'de peygamberimizi gördüğünü söylediği gibi hala İslam'ın devam ettiğini düşünüyorum. Saygılarımla hocam. Evet, benzeri şeyleri düşünüyoruz. Bakın çok enteresan, ben Ermeni meselesiyle çok uğraştım. Ermeni meselesi önümüze konduğu vakit, bakın tarihi bir takım dokümanlar veriyorum ben size. Ermeni meselesi konduğu vakit Çankaya'da oturup konuşuyoruz. Türk düşünceleri konuşuyor. Bununla nasıl mücadele ediyoruz? Yani Amerika'da, bunun arkasında Amerika var, doğru mu? Amerika'daki lobiler var. Amerika'daki lobilerle bizim mücadele etmemiz lazım ve Türkiye'yi her taraftan sıkıştırıyorlar. Ermenistan, bizimle Türk dünyası arasında, set. Onu kapamak için oraya konmuştur. Sevr'de de bu amaçla kondu zaten. Şimdi, biz de düşünüyoruz ki bu lobilerle biz nasıl mücadele ederiz? Dışişleri Bakanlığı içerisinde bir ekol dedi ki, biz bununla kendi başımıza, kendi milli dinamiklerimizle mücadele edemeyiz. Buna karşı mücadele edebileceğimiz ve stratejik ortak ancak İsrail olabilir. Çünkü İsrail Yahudi lobisine egemendir. Yahudi lobisini kendi tarafımıza alırsak, Yahudi lobisi burada Türkiye'nin tarafını tutar ve dolayısıyla Ermeni iddialarını geriletir. Doğrudur. Bir müddet de böyle olmuştur. Bu bir taktikti. Peki, o yapmış olduğumuz toplantılarda, 30 yıl geçtiği için rahat rahat konuşuyoruz şimdi. Bu toplantılarda ben dedim ki, peki, yani cost, bedeli ne? Bedeli Orta Doğu'da İsrail'in politikalarına, şımarıklarına, Türkiye'nin göz yumasıdır. Öyle mi? Orta Doğu'da İsrail'in şımarıklıklarına göz yummanın, vay be, ölçüsü yoktur. Haddi ve sınırı olmayabilir. Nil'den Fırat'a giderseniz, Nil'i anladık da, Fırat da dizayn nedir? Yani bir Kürdistan planı var. Yani Ermeni meselesinde ben size yardım edeceğim. Müsaade edin de ben de Kürdistan'ı kurayım diye adam ya. He mi? Şimdi bu hakir ne dedi o zamanlarda? Bu dedi çok tehlikeli, yani hakikaten tehlikeli ya. Peki biz ne yapabiliriz? Ben dedim ki, biz de o zaman containment, hocam herkes bilir burada containment ne olduğunu. Biz bir containment yapalım Ermenistan'a. Yani Ermenistan'a bir ambargo. Kiminle yapalım bunu? Baktığınız vakit hakikaten o yörede Ermenistan sevilmeyen bir ülkedir. Gürcistan'ın da çok büyük sorunları vardır onlar. Azerbaycan'ın da sorunları var. Dolayısıyla biz onlarla işbirliği yapalım. Azerbaycan'ı da yanımıza alalım. Azerbaycan'da o sıralarda elçi bey vardı. Elçi bey ile gittik, görüştük. Ve Azerbaycan'la birlikte dikkat edin, şeye karşı, Ermenistan'a karşı ciddi bir politika uyguladık. Yani ilk defa milli inisiyatif gösterdik orada. İkinci aşamada düşündüğümüz, Elçi Bey de Allah rahmet eylesin, ben çok severim kendisini. İkinci aşamada düşündüğümüz Azerbaycan'la Türkiye'nin sınırlarının ortadan kalkmasıydı. Bir birlikti. Ne oldu? Bir süre sonra Elçi Bey görevden el çektirildi vesaire. Azerbaycan'da darbe oldu, çoğuldu. Yani zor iş ama havlu atamayız dediğim gibi. Değerli katılımcılarımız, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Sayın Hocam buraya gelerek bize büyük bir onur bahşettiniz, lütfettiniz, zaman ayırdınız. Size üniversitemiz adına, öğrencilerimiz adına ve bölümümüz adına çok teşekkür ediyoruz. Ben onur duyuyorum. Katılımlarıyla bizi onurlandıran Profesör Doktor Sayın Mim Kemal Öke'ye Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve kendilerine günün anısına plaket takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'i sahneye davet ediyoruz.
Değil mi arkadaşlar? Hem Süleyman Bey, Süleyman Bey dedim. Demin geldi. Yanlış anlamayın. Aa, çok güzel. Tabii toplu fotoğraf alacağız. Aile fotoğrafı. Deniz'e ver.